Gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde Sıla diye kalıverir. Vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te Hayatın Ekranı 14'te. Merhaba sevgili 14 TV izleyicileri. Bulunduğumuz yerden herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve selamı üzerinize olsun. Değerli 14 TV izleyicileri, sizleri 14 TV Avrupa ekranlarından selamlıyoruz. Ve yine bildiğiniz gibi her hafta Selman ile Gurbetçin Kamerası programında farklı konularla, aktüel konularla ekranlara geliyoruz. Bazen Avrupa'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin evlerine konuk oluyoruz. Bu hafta da Belçika'nın Brüksel şehrinde yaşayan Iğdırlı bir ailenin evine konuk olduk. Az sonra onları tanıyacağız ama bunun öncesinde geçtiğimiz günlerde ülkemizde 100 yılın felaketi olan bir depremi yaşadık. Buradan ülkemizde depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hastalara acil şifalar diliyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın diyorum. Şimdi konuklarıma tek tek merhaba diyelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Selman Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Eyvallah. Sizi bir tanıyalım lütfen. İsmim Halil Gönültaş. 1972 Iğdır doğumluyum. 51 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. 99'dan evliyim. Şu burada İş olarak transport yapıyorum. Yani nakliye işi Türkçesi. 26 yıldır buradayım. Hayat devam ediyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde ülkemizde olan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabırlar, yararlara acil şifalar diliyorum. Gerçekten 100 yılın felaketi. Allah'ım hiçbir kimseye, hiçbir ülkeye göstermesin. Ülkemizde olan bu felaketten dolayı çok üzgünüz. Biz de elimizden gelen yardımları her daim yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Allah razı olsun temennileriniz için. Bir de hanımefendiyi tanıyalım. Mikrofonu eşinize verin. Size de iyi akşamlar. Sizi de bir tanıyalım lütfen. İyi akşamlar. Hoş geldiniz siz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben de Nevin Gönültaş. 23 senedir evliyim. İki çocuk annesiyim. 2000 yılında Belçika'ya geldim. O gündür bugündür de Belçika'dayız. Buradan 14 TV aracılığıyla ülkemizde geçtiğimiz haftalarda deprem oldu. Çok büyük bir felaketti. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Kalanlara da Allah sabırlar versin. İnşallah hastalara da acil şifalar. Allah. İnşallah. Nevin Hanım, hazır mikrofon sizin elinizdeyken depremi ilerleyen dakikalar içerisinde konuşacağız inşallah. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Amin. Hanginiz daha önce geldiniz? Eşim geldi. Hep aynı şehirde mi yaşadınız? Hep aynı şehir. Pigem değil mi burası? 10 senedir buradayız. 10 senede Brüksel'de yaşadım. Peki kaç çocuğunuz vardı? İki tane. Çocukları iyi yetiştirebiliyor musunuz burada?
elimizden geldiği kadar. Bulunduğunuz yerde cami var mı şu anda bu bölgede? Iğdırlılara ait değil ama var yani. Marukanların camisi var. Anladım. Bizim Ehlibey Camisi ne kadar uzak buraya? Arabayla 10 dakika. Peki. Bu arada çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? 1 sene oldu çalışalım. Peki. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Size tekrar döneceğiz. Eşinize mikrofonu verin. Evet. Halil kardeşim. Avrupa'da yaşamak nasıl? Mutlu musunuz ya da burada yaşamaktan? Memnun musunuz? Valla ismi üzerinde gurbetçinin kamerası. Mutlu olsak da yani mutsuz olsak da bunun adı gurbettir yani. Evet. İstesen de istemesen de bir hasretlik, bir özlem duyuyor vatana, akrabaya. Ben 26 yaşında geldiğim için yani o kültürü de aldığım için bazen yani eskileri hatırlıyoruz. Burada yaşamaya gelince yani şöyle diyeyim. Artık alıştık. Burası da bizim bir vatanımız olmaya başladı. Çünkü eskiden beri bir laf vardı. Doğduğun yerde vatanın sayılır derlerdi. Şimdi ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Buradayız. Yani burada çocuklarımızı büyüttük. Yani biz de buranın bir parçası olduk. Ama şöyle diyeyim. Gerçekten yani mücadele etmek lazım. Çocukların için, hayatın için, ailen için. Çünkü neden? Kendi kültürünün olmadığı bir ortamda yaşıyorsun. Ama kendi kültürünü devam ettirebilmen için toplumsal yaşamak zorundayız. Kendi kültürümüzü, kendi toplumumuzu oluşturmak, yaşatmak zorundayız. Peki buraya ilk geldiğiniz dönemdeki zorluklarla, şimdiki zorluklar arasında bir değişen şey oldu mu? Tabii var yani ilk geldiğimiz dönemler uyum vardı. Yani ilk önce dedim ya 26 yılını vermişsin o memlekette, o kültüre bağlanmışsın ve 26 yıl sonra başka bir hayata yeniden başlıyorsun. Yeni bir düzene, yeni bir hayata, Avrupa standartlarına uymak zorundasın. O zaman uyum sorunumuz vardı. Şu anda yani bütün dünyada olduğu gibi bir ekonomik sorunlar. Burada da olsun, Türkiye'mizde olsun, diğer yerlerde olsun. Bununla mücadele ediyorsun. Diğer taraftan en önemli konulardan bir tanesi şu ki çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Mesela, peki zorlukları aşabildiniz mi? Açtık sayılır. Bir de eşinize soralım. Tekrar kaldığınız yerden devam edeceğiz. Nevin Hanım, sizin ilk geldiğiniz dönemle şimdiki zaman arasında bir ilk geldiğiniz dönemle mutlaka zorluklar yaşamıştınız. Evet. Değişen neler oldu? İlk geldiğim dönemde burada kimseyi tanımıyorsun, dil de bilmiyorsun. İster istemez bayağı bir zorluklar yani yaşadık. Mesela neydi? En çok yaşadığınız sıkıntılar, zorluklar neler? Yani dil konusuydu. Hani bir alışverişe gideceksin. Ne alacağını biliyorsun ama bilmediğin için alamıyorsun yani. Bu arada hangi dili konuşuyorsunuz bu bölgede? Bu bölgede Flamanca, Brüksel içinde de Fransızca. Hangi dili daha iyi konuşuyorsunuz? İkisini de az konuşuyorum. Az. Eşiniz daha mı iyi biliyor sizden? Eşim daha iyi biliyor Fransızcayı. Test edeceğim ama sizleri birazdan. Bu arada ehliyetiniz var mı? Çalışıyorum dediniz. Araba burada mı aldınız? Yok, Türkiye'de aldım. Türkiye'de aldınız. Peki Türkiye'de yaşadığınız dönemde buraya gelmeden önce kendi köyünüzde mi yaşıyordunuz, Iğdır'da mı yoksa Türkiye'nin başka şehirlerinde mi? Nerede yaşadın? Ben Iğdır'da da yaşadım. İstanbul'da kaldım, orada okudum. Nerede? Albek köyünde kaldım İstanbul'da. Gerçekten mi? Hı-hı. Maşallah. Benim çocukluğumun geçtiği yerler Albek köy. Oraya geleceğiz tekrar. Tahsil ne bu arada? Ortaokul. Ortaokul. Maşallah.
Halil kardeşimize dönelim. Nakliye işi yapıyorsunuz. Biraz yaptığınız işten bahseder misiniz? Nakliye işi aşağı yukarı 2002'den beri bu işin içindeyiz. Yani şöyle diyeyim, yaptığımız iş zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Sabah kaçta başlıyor işiniz? 5. 5'te. Kaçta bitiyor? 6. Akşam 6, 7. Yani işine göre değişiyor. Yani şehirler arası mı, şehir içi mi? Ülke içi, şehirler arası sayılıyor. Tabii diğer bazen şehirler arasında, ülkeler arasında yükümüz olduğu zaman gitmek zorundayız. Nereye mesela, en uzak nereye gittiniz? Almanya'ya gidiyoruz, Hollanda'ya gidiyoruz. Bir kere İsviçre'ye gittik. Yani böyle. Kendi işiniz sanırım. Kendi işimiz, yani sözleşmeli büyük firmalarla olan işimizdir yani. Ben zaten kendi işim dedim, firmam var. O büyük firmalarla şey yapıyoruz, kontrat yapıyoruz. Bu arada 10-12 tane de işçim var. Yani hayat devam ediyor yani. Onlarla mücadele etmek zorundayız. Allah işinize gücünüze kuvvet versin inşallah. Teşekkür ederim. Neler dağıtıyorsun? Mikrofonu bırakmayın. Devam edelim. Sonra eşinize gidin. Tam net şey yok yani. Biz depoyla anlaşmalı olduğumuz için yani taşıdığınız şeyler nedir en çok? Genelde şeyler, dükkanlara gıda. Hayır, gıda yok bizde. Yani nalbur malzemeleri. Yapı malzemeleri. Evet, yapı malzemeleri. Onun haricinde kırtasiye malzemeleri okullara götürüyoruz. Onun haricinde şeylere, bahçe malzemeleri, kedi köpek mamaları, bunları yani karışık, yani karışık olarak götürüyoruz. Yani budur, mobilya falan bizde yok yani. Peki onlar. Bir soru daha soracağım, sonra Nevin Hanım'a geçeceğim. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Ehl-i Beyt yolunu seçmişiz. Bu taşımacılık yaptığınız zamanlarda böyle haram olan şeyleri taşıdığınız oldu mu? Bilerek ya da bilmeyerek. Şimdi bilmeyerek tabii ki olmuştur. Çok olmuştur ama bilerek de. Şey yap, dikkat ediyor musunuz bunları? Dikkat ediyoruz ama reddetme imkanımız yok. Yani bunu biz götürmüyoruz diyemiyoruz. Çünkü firmayla sözleşmen var. Götüremiyorum diyemiyorsun. Ama götürdüğüm zaman biz onu sorduk. Soruşturduk. Yani ondan aldığımız kazancı kendi cebimize bırakmıyoruz. Yani bravo. Tebrik ederim. Hocaların veyahut da müştehitlerimizin buyurduğu bir şekilde onu biz çıkıyoruz. Yani o şekilde eğer bilerek götürdüysek, ama bilmeyerek götürdüysek bazen paletin üzerinde ambalajda oluyor. Bilemiyorsun içinde ne var. Ama bile bile bazen götürdüğümüz oluyor. Diyelim mesela bir palet bira götürmüşsün. Onu çıkıyoruz yani, onu şeyimize katmıyoruz. Peki. Bir de Nevin Hanım'ın işini dinleyelim, neler yapıyor? Ben Türkçesi olarak öğrenci servisinde çalışıyorum. Hosteslik yapıyorsun. Hı-hı. Şimdi biz Türkiye'de biliyoruz hostes neler yapıyor. İzleyicilerimiz bilmesi açısından. Sabah kalktığınızda göreviniz nedir? Bir kıyaslayacağız bakalım, neler yapıyorsunuz? Tabii ki sabah 7'de işbaşı yapıyorum. İşte şoför gelip beni evin yakınlarından alıyor. Gidiyoruz ikimiz birlikte. Öğrencileri tek tek evlerinden toplayıp okula bırakıyoruz. Öğlen sonra geri öğrencileri okuldan alıp evlerine, ailelerine tek tek teslim ediyoruz. Kaç öğrenci var? 12 tane. Bunların içinde Müslüman var mı yoksa Belçikalı mı hepsi? Karışık hepsi. Müslüman. Peki. Kapıdan indirip kendiniz mi teslim ediyorsunuz? Evet. Yolun öbür tarafına geçiriyorsunuz. Tabii, tabii. Kesinlikle kendimiz, değil mi? Ailelerine teslim ediyoruz. Çünkü otobüste sorumluluk bende olduğu için, onlar da bana emanet olduğu için. Türkiye'de yaptınız mı bu işi? Yok, yapmadım. Burada seviyorsunuz bu işi? Seviyorum. Peki. İki tane çocuğunuz var. Evet. Yaşları kaç? 40.
Kızım 21 yaşında, oğlum 17. Bekar kızınız. Peki. Allah bağışlasın. Burada çocuk yetiştirmek nasıl Nevin Hanım? Zor. Çünkü okulda farklı dil öğreniyorlar. Hani biz evde farklı din öğretiyoruz çocuklara. Çocuklarda tam akılları ermediği için kafalar karışıyor. Hani okulda farklı, evde farklı niye? Onu anlatıp ta çocuklara aşılayana kadar bayağı bir zorluk çektik yani. Nevin Hanım, Avrupa'da dünyaya çocuk getirmek, büyütmek, onlarla ilgilenmek zor mu? Nasıl yetiştirmek? Zor, çünkü çocuğu 3,5 yaşında okula bırakıyoruz. Değişik arkadaşlar var, yabancı. Onların örfünü, adetini öğretiyorlar çocuklara. Biz evde kendimiz öğretiyoruz. Bayağı bir zorluklar, yani çocuklar açısından çok zor oluyor. Aileler hani her şeyin bilincinde ama çocuklar zorlanıyor. Peki size yakın olan caminiz burada bir tane var. Hı hı. Diyanete mi bağlı? Marukanların diyaneti. Evet. Ehl-i Beyt camisi kaç kilometre buraya? 7 kilometre. Peki. Hafta sonları var mı etkinlik çocukların, yani orada meşgul olması için? Evet. Düzenli bir şekilde gidip geliyor musunuz? Pazar günleri Kur'an dersleri vardı çocuklara. Evet. Kız çocuklarına, erkek çocuklarına, erkek çocuklarına aktiviteler vardı. Öyle. Neler mesela? İşte erkek çocuklarına futbol ayarlıyorlardı yönetimden. Kız çocuklar da Kur'an derslerine götürüyordu. En çok zorlandığınız şeyler nedir Avrupa'da yaşarken? En çok zorlandığımız şeyler... Karşılaştığınız sıkıntılar, zorluklar nedir? Öncelikle dili bilmemiz lazım. Peki yalnız doktora gidebiliyor musunuz tek başınıza? Yalnız gidiyorum. Bir grip olduğunuzda ev doktoruna gidiyoruz. Mahalle doktoru diyelim. Şimdi bizi izleyenler yanlış anlayabilir. Hastaneye ben, de gidiyorum. Ben Avrupa'ya gelmeden önce gelenler diyordu ev doktorumuz var. Evinizde mi yaşıyor? Evde yaşıyor diyorlardı ya. Şimdi izleyicilerin bilmesi açısından mahalle doktoruna gittiğiniz aile zaman. Aile hakimi. Evet. Aile hakimimiz var ama o da Türkçe. Ama hastane... Türk mü doktor? Hı-hı. Diyelim Türk değil, Belçikalı. Derdinizi anlatabiliyor musunuz? Yani kızınızı götürmeden, oğlunuzu götürmeden. Anlatabiliyorum. Siz öğrenmişsiniz o zaman maşallah. Halil kardeşim, aynı soruyu size de soruyorum. Avrupa'da çocuk yetiştirmek, çocuk büyütmek, onlarla ilgilenmek nasıl, zor mu? Ya da ne gibi zorluklar yaşadınız? Şimdi Avrupa'da çocuk yetiştirmek akıldığı zaman zor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şeyin kendinde olduğunu bilmek o işin kolayına gitmek anlamına geliyor. Mesela Türkiye'deki insanlar inancını biliyor ama şeyin arkasını devam ettirmiyor. Çocuklarına dinimizi tam öğretmekte biraz pasif kalıyorlar. Ama biz öyle bir lükse sahip değiliz. Neden sahip değiliz? Çünkü bizim çocuklarımız sabah 10 saate yakın okulda kalıyorlar. Ondan sonra bu ülkenin kültürünü alıyorlar. Bu ülkenin kültürünü aldıkları zaman biz onları sahipsiz bırakamayız. Biz kendi dilimizi, kendi örfümüzü, kendi kültürümüzü muhakkak çocuklarımıza vermek zorundayız. Onun için zorun ötesinde mücadele etmek zorundayız. Mücadelemizi de yapıyoruz. Yani bunu cami olarak yapıyoruz, çocuklarımızı takip ederek yapıyoruz, ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Mesela çocuğumuzu bir Avrupalı'dan yani geri bırakmıyoruz. Mesela neyini bırakmıyoruz? Sinemaya götüreceğizse biz kendimiz götürüyoruz. Yani küçük çocuklarımızı zaten bunların yanında dinimizi, örfümüzü öğretiyoruz. Mesela biz cami, cemaat olarak, ben de caminin yönetim kurulu üyelerindenim.
Biz Navruz'u belki diyebilirim ki Türkiye'den daha iyi yaşıyoruz. Bu bizim örfümüz. Yıllardan beri değerli bayramlarımızdan biri. Mesela bayramlarımızı, Kurban Bayramımızı, Ramazanlık Bayramımızı, onun yanında büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, yani camimizde verilen eğitimlerden, fıkıh derslerinden olsun, hepsinden birebir mücadele ediyoruz. Neden mücadele ediyoruz? Çünkü bizim başka alternatifimiz yok. Ama ben Türkiye'ye gidiyorum, izine, akrabalara gittiğim zaman böyle bir aktivitelerin olduğunu pek çoğu yerde göremiyorum. Mesela yakın zamanda birkaç hafta sonra Navruz Bayramı'na gireceğiz ve Navruz Bayramı'nı kutlayacağız. Çocukların bundan bilgisi var mı? Nedir, neyin nesidir? Tabii ki var yani. Biz bu sene yanılmıyorsam 13. Narvuz Bayramı şenliklerini kutlayacağız. Korona araya girdi, 2 yıl ara verdik. Evet. Vermek zorunda kaldık. Şimdi biz tiyatrolarla, skeçlerle, yani tanıtımlarla, diğer türlü eskiden beri bizim mesela yumurta boyamadır, büyüklere hediyedir, bayramlaşmadır. Bunların hepsini biz çocuklarımıza birebir öğretiyoruz. Öğretmek zorundayız. Bir milletin kültürü kaybolmuşsa o milletin her şeyi kaybolmuş demektir. Peki Halil kardeşim, mikrofonu eşinize verelim. Güzel bir konuya değindiniz. Eşinize soracağım. Nevin Hanım, tüm dünya koronayı yaşadı. Koronayı yaşadığımız dönemlerde bizim hayatımızı değiştiren neler oldu burada? Çok şey oldu. Mesela? Öncelikle Sıla-i Rahim vardı. Onlar bitti. Çok güzel, evet. Aileler birbirinden koptu. Yani koronadan dolayı. Misafirlik bitti. Biz geldik ama misafir. Hoş geldiniz. Peki Nevin Hanım, bunlar düzeldi mi? Yani korona bitmiş değil, halen çoğu yerlere maskeyle giriyoruz, randevusuz gidemiyoruz. Bu kaybettiğimiz değerler yerine geldi mi? Yani eskiye döndü mü sizce? Tam dönmedi ama yine dönmeye yavaş. Bir korku var değil mi? Evet, yine bir korku var yani. Demin çok güzel şeyden bahsettiniz, Sıla-i Rahim, akrabalık. Nedir böyle, bildiğiniz dilde bize anlatabilir misiniz? Sıla-i Rahim, akrabalık, akrabayı ziyaret etmek. Bunları biraz bize anlatabilir misiniz? Gurbette de yaşıyoruz. Her akrabamız burada değil tabii, vatanımızda. Nedir Sıla-i Rahim? Akrabalık, akraba ziyareti. Size de soracağım aynı soruyu. Benim ailemin hepsi Türkiye'de olduğu için. İstanbul'dalar mı? Iğdır'da da var, İstanbul'da da var. Annem Iğdır'da yaşıyor, iki abimle birlikte. Ablalarım, bir tane abim de İstanbul'da yaşıyor. Burada var mı kardeşin? Burada bir tane kardeşim var. Kız, erkek? Erkek. Nasıl, ilişkiler gidip geliyor musunuz? Evet, çok güzel. İyi o zaman Sıla-i Rahim. Başka kimler var akraba olarak? Eşimin ailesi var burada. İyi mi? Akraba bağları iyi mi? Yani koronada kopukluk yaşandı. Var mı bir düzelme? Her şey yerine... Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Biz iyiyiz. Korkmayın ama yani. Yok, korkma. İyi de değilse her şey yolunda mı? Yolunda. İnşallah. Öyle bir sorunumuz yok Allah'a İnşallah. Şükür. Bir de eşinize soralım. Koronada yaşadığımız sıkıntılar neydi? Akraba ziyaretleri. Eşiniz güzel söyledi. Sıla-i Rahim. Evet. Korona da büyük felaketlerden birisiydi. Korona da gerçekten insanları birbirinden uzaklaştırdı. Öyle bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ama insanlarımızın buradan
kendi çapında bir ders çıkardı mı onu herkes kendisi daha iyi bilir. Koronadan önce gerçekten git gel vardı. Eşim de söylediği gibi sılah-ı rahim, büyükleri ziyaret etmek, küçükleri gözetip kollama. Ne bileyim doğum günlerin olsun biz hep gidip gelirdik yani yine de gitmeye gayret ediyoruz. Ama şimdi koronadan sonra bazı aileler gerçekçi olmak lazım. Bunu bahane ederek sıla-i rahimi kesti. Yani gerçek söylemek lazım. Bazıları işte o hasreti yaşıyor. Yani yine eski günlere dönecek miyiz diye. Yani böyle mi olmalı? Yani ille bir korona mı olmalı? Yani bizi biz birbirimizden ayırdı ama yani özümüze dönmek zorundayız değil mi? Yani özümüze dönmek zorundayız çünkü biz insanız. İnsanlar konuşa konuşa diye anlaşmalılar. Yani konuşa konuşa birbirinin dertlerini paylaşmalılar. Birbirinin sorunlarına ilgilenmeliler. Bugün herkes kendi başına, kendi kabuğuna çekip yaşadıktan sonra dünyadan yaşamanın hiçbir anlamı yok. Ben buradan tüm bizi izleyen akrabalara, eşe, dosta, Kanal 14 seyircilerine sesleniyorum. Gerçekten yani biz eski günleri özlüyoruz. Gerçekten özlüyoruz. Ama yani o eski günleri özlediğimizi de bir şeyde tamir edemiyoruz. Maalesef. Bir şeyleri de tamir edemiyoruz. Çabalıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Ama yani yeni nesil, bilmiyorum, Z kuşağı diyorlar buna, bilmiyorum, ne kuşağı diyorlar onu bilmiyorum. Ama yani... Ne varsa eskide... Yalnızlığa doğru gidiyor. Ama yalnızlık yani insanlarda şey bırakıyor, depresyon bırakıyor. Bir yani yalnızlaşmaya doğru gittiğin zaman sorunlarını paylaştıkça azaltabilirsin. Sorunları paylaşmadıkça o sorunlar çoğalır. Çok güzel. Bir şey soracağım. Şimdi Allah ömrümüze bereket versin. Ölümlü dünya. Kimse kalıcı değil. Evet. Geçtiğimiz günlerde depremi yaşadık. Binlerce insan hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu dünyada arkamızdan güzel şeyler söyletmek zorundayız. Sizin yaşarken hayatta en çok birinci sırada önem verdiğiniz şey nedir? Eş, dost, akraba ziyaret. Yani bunun yani Allah kendi kitabında buyurmuştur zaten. Komşusu azken, peygamberimiz bunu buyurmuş, komşusu azken tok yatan biz olmamalıyız yani. Bu sadece açlık meselesini anlatmıyor. Bu yani onun bir sıkıntısı vardır. Bir akrabanın bir sıkıntısı vardır. Bir kardeşin bir sıkıntısı vardır. Bunu konuşarak çözebiliriz. Bunu yardımlaşarak çözebiliriz. Ama insanlar ön yargıyla birbirinden uzaklaşıyor. Gerçekten uzaklaşıyor. Yani bugün baktığımız zaman sorunlarımızı toplumsal olarak çözmek çok kolaydır. Peki, kolaydır dediniz. Eşinize de aynı soruyu soralım. Nevin Hanım, hayatta en çok önem verdiğiniz şey nedir? Birinci planda. İnsanlarda iman olduğu sürece her şey olur bence. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. İnsanlarda iman olduğu sürece her şey olur. Sıla-i rahim olur. Ailemiz zaten Türkiye'de. Özlem olur. Yani. Eyvallah. Allah razı olsun. Bildiğiniz gibi az önce de programın başında söyledim. Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda çok büyük bir felaket oldu. Bunlardan ne gibi ders çıkarmamız lazım sizce? Çok acı bir olay oldu gerçekten ülkemiz için, bizim için. Biz burada yani duramıyoruz. Ülkemizde o kadar insan toprağın altında, evleri yıkıldı. Yani kimisi belki evladından ayrıldı, kimisi kocasından, kimisi annesinden. Yani çok acı bir duygu.
mesela toprağın tarifi altından yok yani. Bebek çıkardılar, anne evet. baba yok. Kim bilir ne olacak bilmiyoruz. Yani. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ülkemizin bekasını korusun. Onun tarifi yok. Biz sadece elimizden gelen desteği yapmamız gerekiyor. Ne yaptınız siz ferdi olarak? Hepimiz dua ettik. Onun dışında maddi olarak neler yaptınız? Maddi olarak para desteği yaptık. Allah razı olsun. Elbise. Peki Halil kardeşim, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Siz de programın başında belirttiniz. Ülkemiz bir depremi yaşadı. Halen acılarını görüyoruz. Neler söylemek istersiniz bunlarla ilgili? Vallahi felaketlerin yani çok şeyler anlatmak çok güçtür. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara sağlık versin. Amin. O anı yaşayan kardeşlerimize Allah sabır versin. Ama demin dediğim gibi acılar paylaştıkça azalır. Acıları paylaşmamız lazım. Nasıl paylaşacağız? Maddi manevi olarak paylaşmamız lazım. Bugün baktığımız zaman gördük o günlerde, yani geçen haftalarda Belçika olsun bütün dünya ayağa kalktı. Bundan giysisinden tut yiyeceğine kadar ülkemiz birlik oldu. Yani bunun altından da kalkacak. Ülkemiz güçlüdür. Ama yani o arkadaşların, o insanların acısını ancak yaşayan bilir. Bizim de yapmamız gereken sağlıklı elden, sağlıklı hesap numaralarından, yani herkesin en aşağı bana göre yani bir maaşının yarısını o insanlara bağışlaması gerekir. Eyvallah. Hakikaten en aşağı güzel. Yani ben ağzını söylüyorum, yani bağışlaması gerekir. Bugün acılar tazedir. Yarın o insanlara barınacak yer lazım, kalacak yer lazım. Psikolojik olarak biz belki altından kalkamayız ama maddi olarak yani insanlarımızın nasıl olursa olsun gerçekten yani bir maaşını bağışlaması da yani azdır diye düşünüyorum. Allah'ım bir daha bizlere, ülkemize ve insanlığa yaşatmasın böyle acıları. Yani tarifi zordur, anlatması zordur. Gerçekten yani boğazımıza sözler düğümleniyor. Böyle acılar Allah'ım hiç kimseye göstermesin. Amin. Değerli kardeşim, mikrofon sizdeyken programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak ülkemize, memleketimize, bizi uzaktan seyreden tanıdıklarımıza, akrabalarınıza böyle ders niteliğinde neler söylemek istersin? Programımızı öyle kapatalım. Sonra eşinizden de bir veda konuşması alacağız. Şimdi ders niteliği bizim söylemem ders değil de yani ben kendi fikirlerimi söyleyeyim. Yani ders olmasın. Tabii ki herkesin kendisine göre aklı yanar veya olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim hepimiz dünyadan misafiriz. Bir gün gideceğiz ama giderken arkamızda iyi sözler, iyi ameller, iyi hatırlanacak eserler bırakarak gidelim. Bu en olması gereken. İmanlı yaşayalım. Halka hizmet, hakka hizmet olarak görelim. Eyvallah. Yani yaşamı bu şekilde devam ettirirsek, birisine yardımcı olursak, birisinde elinden kolundan mağdur olduğu zaman tutursak ne mutlu bize. Kalıcı eserlerle yarışalım. Yani bunlar hayırda vesile olalım. İnşallah. Diğer türlü yani büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayalım. Onların halini, hatırını uzak da olsa telefonda artık teknoloji çok gelişmiş. Yani şöyle söyleyeyim, WhatsApp'ından tut, her türlü görüntülü arayarak onların hallarını soralım, hatırını soralım. Bugün büyüklerimiz bizden
Yani hep şey bekliyor, ilgi bekliyorlar. Çocuklarımızı hep sevelim, okşayalım. Ve kısacası yani imanla inanarak, Hakk'a inanarak, yaşayarak hayatımızı devam ettirelim. Çünkü dünya kısadır. Herkese buradan saygı, selamlarımı sunuyorum. Büyüklerin yani ellerinden öpüyorum. Tanıdıklara selam söylüyorum. Tüm kanalın dört ailesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani bizlere bu imkanı verdiniz. İnşallah başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eşinizden de bir veda konuşması alalım. Siz neler söylemek istersiniz ülkemize, sizi tanıdıklara, akrabalarınıza, ailenize? Öncelikle size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Misafirimiz oldunuz. Sağ olun. Böyle güzel bir programda değer verdiğiniz için. Eyvallah. Türkiye'deki aileme, Türkiye'deki sevdiklerime kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah razı olsun. Evet sevgili 14 TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum. Gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde Sıla diye kalıverir, vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la Gurbetçinin Kamerası, pazar akşam saat 23'te, Hayatın Ekranı 14'te.